Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylarla, açıklamalarla karşınızdayız. Başkent Ankara tarihi bir gün yaşadı. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Aydarbaş'ın Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet, Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskısının tanıtım ve imza töreni dün akşam başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Profesör Doktor Aydarbaş, "Bu vatan bizim, bu millet bizim, bu devlet bizim, bu sancak bayrak bizim. Bunlara sahip çıkacağız ve çıkıyoruz. Bizim yaptığımız işin temeli bu. Ben bu modelle sadece Türk vatandaşlarının değil, biçare İslam aleminin de karnını doyuracağım," dedi. Milli ekonomi modelinin, sosyal devlet, milli devlet eserinin sahibi, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydarbaş hocamız sizlerle efendim. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydarbaş'ın genişletilmiş milli ekonomi modeli, sosyal devlet, milli devlet kitabı görkemli bir programla Türk halkına ve dünyaya deklare edildi. Kurban Turkun bayrağına. Tanıtım töreni BTP liderinin 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4,5 saat süren bir oturumda modelini anlatmasının 5. yıl dönümünde başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı. BTP lideri programda modelini anlattı ve kitabını imzaladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra milli ekonomi modeli üzerine değerlendirme konuşmaları yapıldı. Programın davetlileri arasında yer alan eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu da bir selamlama konuşması yaptı. Sizin aranızda olmaktan müthiş mutluluk duydum. Çok sağolunuz, var olunuz. Allah hocamızı eksik etmesin. Kitabın ismi güzel, milli. Milli var efendim, her şeyde milli. Hocam bunu koymuş, milliliği koymuş zaten öne. İnsanı koymuş öne. Programda BTP liderinden önce son konuşmayı, Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskısının hazırlanmasında büyük emeği geçen tarihçi yazar Emre Polat yaptı. Bu eser insanlığı bolluk ve bereketle buluşturacak bir liderin insanlığa uzattığı davet elidir. Bu davet insanlığın son şansıdır. Bu eser açgözlü kapitalizmin sınırlarımıza dayanan 3. Dünya Savaşı'nı durduracak bir barış modelidir. Dünya bu modele muhtaçtır. Bu model Türkiye'nin kaderidir. Emre Polat'ın konuşmasının ardından izleyicilere milli ekonomi modelinin anlatıldığı sinevizyon gösterildi. Milli ekonomi modeli bir antitez değil, tüm boyutlarıyla orijinal ve evrensel bir proje. Milli ekonomi modeli bu orijinalliğini kendi yazdığı, içini kendi doldurduğu özgün kavramlarla oluşturur. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlıdır anlayışıyla savaşların tetikleyicisi olan mantaliteye kaynaklar sınırsızdır. Ayrıca sınırsız olan ihtiyaçlar değil, ihtiraslardır diyerek evrensel bir bakış getirir. İcmal Gençlik Korusu'nun marşlarla renk kattığı programın sonundaysa kürsüye modelin mimarı olan BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Aydarbaş geldi. Bu vatan bizim, bu millet bizim, bu devlet bizim, bu sancak bizim, bayrak bizim. Sahip çıkacağız. Sahip çıkıyoruz. Yaptığımız işin temeli bu. Sahip çıkmak. "Ben asgari ücreti 5000 lira yapacağım dedim. Nasıl yapacağımı da izah ettim," diyen Profesör Doktor Aydarbaş konuşmasına şu dikkat çekici sözlerle devam etti. "Ben bu milletin asgari ücretini 5000 Türk lirası yapacağım. Çocuklar nasıl yapacağımı da izah ettim. Yani atmosfer bir şey değil. Bu işin kitabını yazdım ben ortada. Dünya bu kitaba selam duruyor ya. Ben geliyorum Türkiye'de selam verecek adam bulamıyorum. Ya bu kadar gariplik olabilir mi? Rusya'da gittik, Duma'da konuştuk. 5 saat konuşuldu. Bütün ilgili insanlar kanaatlerini, fikirlerini beyan ettiler. Putin baş danışmanını gönderdi.
Ben bu milletin karnını doyuracağım, sırtını giydireceğim, cebine para koyacağım. Mahallinde bir konuşmayla ancak bunu bu tezle yapabilirim. Ben bunu yapacağım, kanunlaştıracağım. İlan etti. Dedik ki her Türkiye'ye geldiğimizde göreceğiz ki bizi omuzlar üzerinde gezdirecekler. Ya bir basın organında bir nokta göremedik, bir nokta. İktidarın bir sürü yayın organı var. Sen necisin ya? Sana biz giderken bakanına söyledik oraya gidiyoruz. Ben Türk devleti adına gittim, Türk milleti adına gittim. Ama iyi bilin ki arkadaşlar, söke söke geleceğim ben. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Yapamaz. Nasıl yap? Görecekler nasıl yapacağım. Ben sadece Türk vatandaşlarımın karnını doyuracak değilim. Aç, susuz, biçare gezen bütün İslam aleminin karnını doyuracağım. Var mısınız? Profesör Doktor Haydar Baş konuşmasında İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu da değerlendirdi. Adam geliyor, ayağı çıplak, sırtında ne bileyim bir gömleği olmayan insanın sırtına biniyor. Eziyet ediyor. Dövüyor, sövüyor. Affedersiniz, namusunu kirletiyor. Ve biz burada oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hiç umurumuzda değil. Allah muhafaza eylesin. Ya bizim kapıyı da çalarlarsa biz ne yapacağız arkadaşlar? Adam önüne doğru giderken döner sana. Ne yapacaksın? Hadi söyle. Ve biz hiçbir şey bilmiyoruz. Özellikle bizim nesil hiçbir şey bilmiyoruz. Ne yapacağız? Ya teslim olsan da bir şey olmaz senden. Şeref, izzet, namus, fetanet. Hiçbir şey kalmaz bizde. Hiçbir şey kalmaz. Onun için arkadaşlar, biz birbirimize sahip çıkmaya söz verelim. BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş konuşmasının ardından milli ekonomi modeli, sosyal devlet, milli devlet eserinin genişletilmiş yeni baskısını imzaladı. İmza töreni sırasında izdiham yaşandı. Ekonomi modeli ve sosyal devlet, milli devlet projesidir. Vatandaşlar eseri müellifine imzalatmak için adeta birbiriyle yarıştı. İmza töreni uzun süre devam etti. Evet sayın seyirciler, Ankara'daki tarihi programdan notlar böyleydi. Ekranlarınıza getirdik. Programda yapılan konuşmaları diğer bültenlerimiz içerisinde aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi imza törenine yeniden dönüyoruz ve Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet kitabını BTP liderini imzalatan vatandaşların açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Yol ver Türk'ün bayrağına, fırtınalar dursun yana. Yol ver Türk'ün bayrağına. Tarihi bir gün Adem Bey. Bugüne tanıklık ediyoruz. 2013'te Rusya'da Duma'sında arkadaşlar, kapitalizmi tarihe gömen bir model olan milli ekonomi modeli. Gerçekten bugün şu kalabalığa bakın. Muazzam bir izdiham var. Haydar Baş Bey'e çok muazzam bir Türk halkının ilgisi var. Çok mutluyuz. Bir bayram yaşıyoruz. Türkiye'nin ve masum halkların, sömürülmüş kapitalist sistem altında ezilmiş tüm halkların kurtuluş reçetesi Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modeli ve sosyal devlet milli devlet projesidir. Doktor Haydar Baş Bey'i tebrik ediyorum. Dünyanın, insanlığın gözü aydın olsun. 4,5 milyar nüfus bu modelden istifade ediyor. Bu kutlu günde kitabımızı imzalattık. Adalet dediğimiz şey hakların eşit şekilde dağıtılması. Fakirin fukaranın milli gelirdeki payının onlara verilmesi.
şu anda bizim hocamızın modelinde, yazmış olduğu modelde milli gelirden pay alacak olan fakir kesimin hakkı zenginin cebinde. Sistem kapitalist sistem. Zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir. Onun için model fakirin, fukaranın, dar gelirli vatandaşın cebine para koyacak. Onun dünya standartlarında geçimini sağlayacak. Hayat standartını ona verecek imkanı para koyarak cebine sağlamak. Bütün mesele bu. Şu an şarkıda söylüyor ki yol ver Türk'ün bayrağına diyor. Şu an Türk milletiyle beraber, Proza Haydar Başbey ile beraber bu Milliyekon modelinin Dünya Kurtuluş Sosyetesi'ne bütün milletin ve dünyanın yol vermesi gerekiyor. Yoksa başka da bir kurtuluşumuz yok. Vallahi imza gününe mi geldik, mitinge mi geldik belli değil. Bayram coşkusu. 2013'te Duma'daki Milliyekon modeli sempozyumuna da katılmak nasip oldu. Elin kafiri bunu gördü, dünyaya kafa tutuyor bugün. Bu millet ne zaman görecek? Yani bunu gördüğü gün Türkiye'nin kurtulduğu gündür. Ben inşallah en kısa zamanda bu milletin bunu göreceğine inanıyorum. Benim demek istediğim millet bunu görür, bununla huzur bulacağını, mutluluk bulacağını anlar ve Profesör Doktor Haydar Baş hocamız desteklerse fakirliğe elveda, zenginliğe merhaba. Evet. Milli ekonomi modeline milletimizin, insanımızın ihtiyacı var. Bir an evvel bu modelden istifade edip ülkeyi bu badireden kurtarma için insanımızın üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerekiyor. Çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Artık bundan sonra milletimizin önündeki tek çıkış yolunun Profesör Doktor Haydar Baş olduğu görüldü. İş başa düşmüştür. O lider aramızdadır. Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Bu eserle birlikte Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamız önce İmam Ali Efendimizin kaspedilen, örtülen haklarını iade etti. Çünkü dünyada bu modeli ilk uygulayan İmam Ali Hazretleri'dir. Milli ekonomi modelinin Haydar Baş hocamız bugün İmam Ali Efendimiz'in o modelini modern dünyaya uyarladı ve insanlığın kurtuluşuna sundu. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle bir atmosferde ciddi derecede duygulandım. Ben Kürt bir kardeşinizim. Güneydoğu'da kaynayan yaramızı biliyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız Haydar Başbey de bunun formülünü üretti. Düşünebiliyor musunuz? Güneydoğu'da bugün terör örgütünün kucağına oturmuş bir insana siz 5000 lira verdiğinizde o insan çıkabilir mi daha? Mümkün değil. O oyuna gelebilir mi? Eline Kalaşnikov silahı alıp bize sıkabilir mi? Mümkün değil. Haydar Başbey bu olayı çözdü. Bu fotoğrafı gördü ve buna göre bir çözüm üretti. Dedi ki ben her vatandaşıma 5000 lira Türk lirası vereceğim. Şimdi 5000 lira Türk lirası alan bir Kürt kardeşimize bu sözü rahatlıkla söyletebiliriz. Jirinovski'nin dediği sözü. Ne mutlu Türk'üm diyene. Söyler mi? El cevap söyler. O yüzden genel başkanımıza ne kadar dua etsek azdır. Bu bayramı hatırlarsanız yine 27 Şubat 2013'te Duma'da yaşamıştık. Duma'da da aynı bayram vardı. Ve orada bütün dünyaya Profesör Dr. Haydar Başbey kapitalizmin yok olduğunu, kapitalizmin gömüldüğünü ve çarenin milli ekonomi modeli olduğunu, herkesin artık huzurlu bir hayat yaşayacağını, zenginliğin geleceğini, insanlığın kaynaklarının insanla yetişeceğini ilan etti. Bunun formüllerini, parasını, modelini ortaya koydu. Ve bütün dünya ona kulak verdi. Kulak veren dünya kurtuldu. Kulak vermeyen dünya borsla, faizle, tefecilerle boğuşarak bütün kaynaklarını, insanlığını, onurunu kaybederek bugünlere geldi. Ama artık insanlığın geldiği nokta son noktadır. Bundan sonra kapitalizmin devam etmesi mümkün değil. Bundan sonra 21. yüzyılın açılış çağı, baş çağı olacak, milli ekonomi modeli çağı olacak, Profesör Dr. Haydar Baş çağı olacak diyorum, teşekkür ediyorum. İslam'ın ilk emri oku, işte şu eseri alalım, şu eseri alabilir miyim? İşte fakirlikten, açlıktan, eğer işsizlikten şikayet ediyorsa Allah'ın ilk emrini yerine getirecekler, oku emrini yerine getirecekler, bu eseri okuyacaklar. Milletimizin, devletimizin aradığı çözüm burada, bunu görecekler. Aksi takdirde hiç kimse bulunduğu pozisyonda şikayet etmesin. Bunu gören bizim dışımızdaki dünya ne mutlu Türk'üm diyerek dört elle sarıldı. Bugün bir üç ülkeleri diye nam salmış bir grup, 4 milyarlık bir insan topluluğu bundan istifade ediyor.
terörü besleyen kaynak işsizlik. O köyden inmiş, dağdan inmiş insanlar şehirde iş bulamıyor, aş bulamıyor. Terör örgütlerinin ağına bulaşıyor. Dolayısıyla bu modelle beraber Güneydoğu'nun sorunlarını çözeceğine de canı gönlüne inanıyorum. Ben Türkiye'de özellikle iktisat hocalarının bu kitabı incelemesini ve öğrencilerine tavsiye etmesini, öğrencilerine bu işin kanunu, iktisatın temelleri gerçekten yeniden yazıldı. Bunu lütfen öğrencilerine yani sorgulayarak, kapitalist sistemin bize dayattıklarını reddederek, bunların yanlış olabileceğini düşünerek, Hristiyanlığın bir yansıması olan kapitalist sistemin yanlış olabileceğini düşünüp, milli ekonomi modelindeki bu sorgulamaları, ekonomideki yeni tanımı, paranın yeni tanımı, iktisada, ekonomiye yepyeni bir bakış açısı olan bu milli ekonomi modelini şiddetle öğrencilerine tavsiye etmelerini ve önce kendilerinin okuyup anlamasını rica ediyorum. Haydar Baş Bey'in yapmış olduğu bu sessiz devrimin, kapitalizmin esareti altında çırpınan tüm mazlum milletlerin sinesindeki haykırışına engel olamayacaklar. Türk gençliği buna izin vermeyecek. Çünkü Türk gençliği bundan sonra Hoca Atatürk'ün yanında olacak. Bundan önce de olduğu gibi bu sessiz devrimi bütün mazlum milletlerin yüreğinde bir haykırışa dönüştürecekler. Afrin Zeytin Dalı Harekatı 40 gündür devam ediyor. PKK uzantısı terör örgütünün Türkiye sınırıyla kara bağlantısı kesilirken Genelkurmay Başkanı etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2184'e yükseldiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Genelkurmay Başkanı son 24 saate ilişkin şu açıklamayı yaptı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kara ve hava operasyonları sonucunda 101 PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2184 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Operasyon bölgesinden dikkat çekici görüntüler de geliyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadit bölgesindeki Ankala köyüne sızmaya çalışan teröristler vuruldu. Silahlı insansız hava araçlarının belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak imha edildi. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar sınır köylerinden de görüldü. Obüslerimiz tarafından vuruldu ve üzerinden beyaz dumanlar yükseliyor. Öte yandan Hassa ilçesindeki sınır köylerinde çok namlulu roket atarlarla belirlenen hedefler de vuruldu. Bölgede hareketlilik sürerken teröristlerle yaşanan sıcak çatışma sesleri duyuluyor. Bu arada stratejik öneme sahip Sakarkaya tepesinde teröristler tarafından inşa edilen dev çukur ve tüneller görüntülendi. Teröristlerin kilisin karşısındaki Bursa'ya ile Darmık Dağları arasındaki Hakim Tepe'ye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı. Harekat kapsamında tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken teröristlere ait bol miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Teröristlerin tünelleri inşa etmek için kullandığı iş makineleri ise kullanılamaz hale getirildi. Sözde stratejik ortak Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye Afrin uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Doğu Guta konusunda çıkan ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını iddia eden Amerikan Dışişleri Sözcüsü Nord, Türkiye'ye adeta aba altından sopa gösterdi. Bu çirkin açıklamaya Dışişleri Bakanlığı tarafından da sert tepki verildi. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye tam destek veren ABD, Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatı'na itirazlarını sürdürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Afrin Harekatı'nın IŞİD'le mücadelede dikkat dağıttığını iddia etti. Afrin Harekatı IŞİD'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız. Her gün görüşüyoruz. Bugün bizzat ben mevkidaşımla görüşme yaptım. ABD'nin YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye güçlerine desteği sürecek. Eğer ABD IŞİD'i sonlandırmak istiyorsa Demokratik Suriye güçleriyle çalışmak zorundadır.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Doğu Guta'ya insani yardım için çıkarılan ateşkes kararının Suriye'nin tamamını kapsadığını iddia ederek Türkiye'yi Afrin konusunda uyardı. Ateşkes, insani yardım kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El-Kaide, El-Nusra cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında. Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz. Amerikan Dışişleri'nden gelen bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı cevap verildi. Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Hal böyleyken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının Türkiye tarafından iyi okunması gerektiği yönündeki ifadeleri her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir. Kararı amaç ve hedeflerini çarpıtmadan hayata geçirmek ilgili tüm taraflar için öncelik teşkil etmelidir. Masum halkın korunması sahikiyle alındığı varsayılan kararın teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır. Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü. Ankara'da düzenlenen programda konuşan Başbakan Binali Yıldırım 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar dedi. Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da 28 Şubat darbesi insan haklarına balans ayarı programına katıldı. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Evet, bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Yıldırım konuşmasında 28 Şubat sürecinin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar dedi. Ekonomik olarak da Türkiye'yi çökerttiler. Bir yandan bankalar hortumlandı, enflasyon tavan yaptı, milyarlarca dolar bir cepten başka cebe aktarılarak devletin kasasından çalındı. Onlarca banka bir maalesef iflas etti, kapatıldı. Yapılan hesaplara göre 28 Şubat sürecinin Türkiye maliyeti 390 milyar dolar. Çıkan ağır faturalar da her zamanki gibi millete ödettirildi. CHP'den seçim ittifakı açıklaması geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında AKP ile MHP'nin Cumhur İttifakı adını verdiği ittifakı değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilen teklif, bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir. Çok açık. Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Bu siyaset, bu teklif bir baraj siyaseti projesidir. Baraj korkusuyla oluşmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 barajı geçme korkusu var. AK Parti'yi bu ittifaka yönlendiren %50 barajıdır Cumhurbaşkanlığı seçimindeki. Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10 barajın altında kalma korkusu var. Orada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama organında %10 barajın altında kalma ve milletvekili çıkaramama korkusu vardır. MHP %10 barajına takılma korkusuyla, AK Parti %50 barajına takılma korkusuyla siyaseti kimliksizleştiren, tek tipleştiren böyle bir proje icat etmişlerdir. Bu proje demokraside çoğulculuğu yok etme projesidir. Bu siyaseti tek tipleştirme, kimliksizleştirme projesidir.
Bu aynı zamanda milleti kimliksizleştirme projesidir. Hani Cumhur İttifakı diyorlar ya, diyor ki sen kimliklerini, düşüncelerini bir kenara bırak ve hakim olan anlayışın altında topla. Bu anlayışın dışındaki herkesi de kutuplaştırıyorum, ötekileştiriyorum. Siyasette kamplaşma ve kutuplaşmanın ittifakıdır. Dolayısıyla adına Cumhur İttifakı da deseler bu plan Cumhur'u bölme planıdır. Kamplara ayırma planıdır. Kuru yük gemisinin kazan dairesinde patlama yaşandı. Olay Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Açıkta demirleyen kuru yük gemisinde patlama oldu. Olay Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu meydana geldi. Fırtına nedeniyle kıyıya yanaşmak isteyen Mümtaz Amca isimli kuru yük gemisi bir anda patlayarak alev aldı. Gemide ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. Gemiden alınan yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ve sırada hava durumu var. İstanbul Şubat zonunda kışı yaşamaya başladı. İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2-5 dereceye düşeceğini belirten meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı var. Yağmur, kar ve soğuk. İstanbul Şubat sonunda kışı yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğlen saatlerinde yerini zaman zaman kara bıraktı. Kar yağışı bölgesel olarak devam ederken bazı semtlerde ise yağmur etkili oldu. İstanbul'da akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar da hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bu gece ve yarın sabah saatlerin içinde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2-5 derece düşeceği öngörüldüğünden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya'da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamaya göre akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar da hafif kar yağışı görülecek. Vatandaşların başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve de tedbirli olmaları isteniyor. Ve bu haberle de bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.